Galatasaray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Voleybol arenasına hoş geldiniz. Bundan böyle sarı kırmızı ekranda voleybolun nabzını sizler için stüdyodaki değerli konuklarımızla birlikte tutacağız. Bugün stüdyomuzda Galatasaray voleybol takımlarının menajerleri Sinan Cem Tanık ve Mehmet Berent Bayrakçı var. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi iki takım için de hem kadrolarda hem hocalarda, teknik adamlarda değişiklikler oldu. Dilerseniz ilk olarak erkek takımıyla başlayalım. Şimdi güç kaybettiği gözüken bir Halkbank ve Avrupa hedefi olan bir arkasının olduğu ligde voleybolun Fatih Hocası diyebileceğimiz, imparatoru diyebileceğimiz Nedim Hoca geldi takım başına. Evet. Oyuncularda da önemli değişiklikler oldu. Agamez gibi benim de şahsen çok büyük keyifle izlediğim bir oyuncuyu aldık. Bunun dışında da tabii önemli transferlerimiz vardı. Herhalde bu değişikliklerle birlikte artık şampiyonluk hedefimizi de biraz daha yükseltmiş olmuşuzdur herhalde. Evet tabii. Geçen seneye göre özellikle erkek liginin yapısı bir miktar değişti. Yani güç dengeleri açısından geçen sene Halkbank Arkas biraz daha ligin geri kalanından kopmuş gibi. Üçüncü sıradan sekizinci sıraya kadar birbirine çok yakın güç dengelerinde bir grup. Daha sonra sekizden on ikiye kadar da işte ikinci lige düşmemek için oynayan ya da playoff'a girmek üzere çabalayan bir grup var gibiydi. Şimdi biraz daha kompozisyon değişmiş durumda. Bu ilk 8'in dengeleri birbirine daha da yanaştı. Arkas bir miktar güç kaybetti, Halkbank bir miktar değişti. Güç kaybetti demek çok doğru bir kelime olmayabilir. Oynamaya başladıklarını da göreceğiz ama tabii Sokolov'un sakatlığı, Juan Torre'nin takımdan ayrılması bunlar çok ciddi faktörler o takımın kalitesinde. Zaten finallerde bunları gördük, Juan Torre'nin yarım oynaması. Sokolov'un birkaç maç oynamaması onların şampiyonluğuna mal oldu. Namalup bitirdikleri bir lig kısmında. Arkas için de işte yıldız oyuncularını Schmidt'i kaybettiler. İşte Tilye gibi, Marshall gibi çok önemli oyuncuları ayrıldı. Ama onların yerini yine kalitesiyle göz dolduran oyuncularla kapattılar. Ancak onlar da bir kompozisyon değişikliğine gidiyorlar. Yabancı pasöre dönecekler ve Türk köşeye büyük ihtimalle Gökhan Gökgöz milli takımımızda şu anda U23'te oynayan oyuncu oynayacak. Ya da Yiğit geçen seneki pasörlerinin köşe oyuncusu olarak kullanılması gibi bir şey söz konusu. Tabii bütün bunlar üst seviyedeki takımlarda ciddi değişiklikler yaratacak. Dediğiniz gibi biz de fena olmayan bir transfer dönemi geçirdik diyebilirim. Biraz mütevazi davranayım biraz bu konuda. İşte kulübümüzün imkanları el verdiğince elimizden gelen hazırlığı zaten geçen sezon ortasından beri yapıyorduk. Ben görüşmelerimi sürdürüyordum. Bunun meyvelerini yazın topladık diyebilirim. İyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ve dediğiniz gibi gerçekten Türk oyuncusunu, Türkiye Ligi'ni, Türk voleybolunu çok iyi tanıyan bir hoca geldi başımıza. Bunu da çok iyi bir fırsat olarak görüyorum Galatasaray camiası için. Özellikle kulübü bu kadar seven, kulüp için bu kadar fedakarlık yapmaya hazır olan ve her türlü yani gecesini gündüzüne katıp her türlü enerjisini bu işe aktaracak olan. Oyuncularla da ikili ilişkileri çok iyi olan. Aynen. Onları çok iyi şekilde yönetebilecek, idare edebilecek özelliklere sahip olan bir hocamız var. Bayanlarda da bu durumun böyle olacağını düşünüyorum. Türk hoca kimyasının tutacağını düşünüyorum. Özellikle futbol takımımızda, basketbol takımımızda gördüğümüz bu sinerjinin artık voleybol takımlarına da yansıyacağını ve aynı zamanda bunu da vurgulamak istiyorum. Yardımcılığına getirdiğimiz Umut Çakır ve Cihan Çintay da içimizden yetişen antrenörlerimiz. İleride Nedim Hoca yerini devretmek istediğinde ondan bayrağı devralıp Galatasaray'ın kendi antrenörleri olarak takımımızı yönetebilecek olan kapasitedeki antrenörlerimiz. Onların yetiştirilmesi ve bu pozisyonu almaları için de bütün çabayı biz de yönetimimizde hep beraber gösteriyoruz. Aslında güzel de bir noktaya parmak bastınız. Galatasaray'ın bütün takımlarının başında Türk hocalar yer alıyor. Genelde oyuncuların herhalde ikili ilişkide de tercih edeceği hoca herhalde genelde Türk hoca olur. Hem iletişim açısından hem genelde herhalde bizim Türk hocalarla da kimyamız daha çok tutuyor. Ben bunun da çok faydası olacağını iki takımımız hatta bütün takımlarımız adına zaten başarıları görüyoruz. Eminim voleybol takımlarında da bu kimya bize başarıyı getirecektir. Kesinlikle. Ben şöyle bir şey eklemek isterim. Eski sporcu olarak yani takımın antrenörüyle Kurban Bayramı'ndaki tatilden
İstanbul'un trafiğine kadar işte yaşanacak ne bileyim geçim sıkıntısından günlük dertlerinizi konuşabiliyor, paylaşabiliyor olmak çok değişik bir bağ sağlıyor sporcuyla antrenör arasında. Bu biraz trivia olarak görünebilir ama yine de saha dışındaki kontağı antrenörlerin oyuncularla saha içindeki ciddi güvenlere yol açıyor. Ve Türk antrenörlerin başarısının da buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Biz bunu iyi kullanan bir kulübüz görüşündeyim. Bu şekilde devam eder diye umuyorum. O zaman Mehmet Bey size de dönelim biraz. Artık 4-5 yıllık bir planlamanın eseri olan belki de ligin en genç takımlarından biri olduk. Doğru. Evet. Hem de en dinamik takımına sahibiz. Bunun dışında tabii tecrübeli isimler de var. Çentoni gibi isimler var. Nedir bu sezon hedeflerimiz? Muhakkak şampiyonluk tabii. Tabii. Zaten bu soru hep sorulduğunda aynı cevabı veriyoruz. Galatasaray'ın ben hiçbir branşında hedefin şampiyonluk dışında bir şey olduğuna inanmıyorum. Ama burada tabii öncelikli hedef diye tabir edebileceğimiz bizim bir açıkçası Avrupa Kupası hedefimiz var. Geçen sene de Sev Cup'ta oynadık. Yarı finalde aslında talihsiz diyorum çünkü finale çıkmaya çok yaklaşmıştık. Son setin işte son sayılarında maalesef o şansı kaybetmiş olduk. Belki de biraz işte o noktada biraz tecrübe önem kazanıyor. Biz tabii biraz daha genç bir takımız. Dolayısıyla aynı hedefimiz devam ediyor. Bu sene de Sev Cup'ta yolumuza ciddi şekilde devam edip hatta final arkasından da kupayı almak istiyoruz. Bu bizim sanıyorum seneye yani önümüzdeki sezonla ilgili en büyük hedefimiz olacaktır. Bu sene Türkiye Kupası yok. Takvimin sıkışıklığından dolayı bu sene Türkiye Kupası oynamayacağız. Malum bir de Türkiye Ligi hedefimiz var. Onda da öncelikle hedefimiz statüde bir takım değişiklikler oldu. İlk 4 sırayı alıp final etabını mücadele etmek, oynamak istiyoruz. Çünkü iş o noktaya geldiğinde neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Güçlü rakiplerimiz var ama biz de her zaman iddialı bir takımız. Şunu sormak istiyorum. Aslında futbolda baktığınızda, futboldan bir örnek vereceğim. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri altyapıdan oyuncu yetiştirememek, altyapıyı güçlendirememek. Ama biz iki takımımızda da baktığımızda altyapıdan çıkan, alt takıma çıkan oyuncular var ve artık yavaş yavaş tecrübe de kazanmaya başladılar. İlerleyen dönemlerde görecek miyiz kendi altyapımızdan gelen oyuncuları daha fazla? Kesinlikle göreceğiz. Şimdi hatta ben burada Ataman hocamızdan, takımımızın yeni hocasından bahsetmek istiyorum. Ataman Güney'le ilgili bizim kültürümüzden yetişme. Ve şu an A takımımızda bulunan aslında birçok oyuncunun da yakından da tanıdığı. Evet, yakından tanıdığı, onları yetiştiren hocası. Biz bu sene biraz daha rotasyonlu oynamak istiyoruz. Gençlerimize daha çok fırsat vermek istiyoruz. Bu ana hedefimiz. Çünkü biz 5 yıllık bir plan yaptık aslında. Buradan bu vesileyle Galatasaray'ın altyapısında çalışan, hizmet veren bütün hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Çünkü bizlere imkan sağlamış oldular. Değerli oyuncular kazandırmış oldular. Şimdi bu noktada bizim yapmamız gereken artık bu oyuncuları yavaş yavaş tecrübelendirmek, daha fazla süre verip aslında kendi aslanımızı kendimizin yaratması demekte bence bilmiyorum fayda var diye düşünüyorum. Umarım onlar da gelişimlerini tamamlarlar. Çünkü şu anda A takımın neredeyse yarısı diyebilirim tamamen bizim altyapımızdan oluşmuş ve yetişmiş oyuncular. Şimdi biraz da milli takımları da sormak istiyorum aslında. Baktığımızda Türkiye'de milli takımlar bazında en başarılı branşımız voleybol. Futbol ve basketbolun dışında sayarsak voleybolda gerçekten çok iyi işlere imza atıyoruz. Ama Türkiye'de voleybola maalesef beklenen ilgi yok. Daha çok biz futbol odaklı bir ülkeyiz. Taraftarı salona çekmek için ya da biraz daha voleybolu sevdirmek için neler yapmamız gerekiyor? Bu kadar milli takımlar, bu kadar başarılıyken kulüp bazında salonlara baktığımızda eminim siz de genelde zaten sizlerle röportaj yaptığımızda hep şu çağrıyı yapıyoruz. Lütfen salonları biraz daha dolduralım, takımlarımıza biraz daha destek olalım.
Milli takımlar bazında bu kadar başarılıyken kulüpler bazında neler yapmamız gerekiyor? Vallahi aslında ben bu konuya şöyle olduğunu düşünüyorum. Burada aslında basına da ciddi manada iş düşüyor. Çünkü belki de voleybolun tanıtımının hak ettiği seviyede olmadığını düşünüyorum. Gerçekten şöyle bir kısaca özetleyecek olursak, bugün Türkiye'de bana göre hem bayanlarda hem de erkek tarafında sanıyorum Avrupa'nın belki de dünyanın en kaliteli liglerine sahibiz. Evet. Hani konuya futboldan girdik, kıyaslayacak olursak ne bileyim işte futbolun Messi'si, Ronaldo'su aslında Türkiye'de oynuyor voleybol adına. Evet. Bu hem bayanlarda hem de erkeklerde aynı şekilde. Kulüp bazında da aslında çok başarılıyız. Yani son bakarsanız Şampiyonlar Ligi şampiyonları Türkiye'den çıkıyor. Evet. Kulüplerimiz kazanıyor. Dünya şampiyonları Türkiye'den oluyor. Bilmiyorum, belki de bunun basında yeteri kadar tanıtımı yapılmıyor veyahut da günlük bir şey halinde oluyor bu. Yani diyelim bir takım Avrupa şampiyonu olduğunda hani bir gün boyunca belki gazetelerde hak ettiği yerleri alabiliyorlar ama bu devam eden bir hadise değil. Yani ikinci bir gün voleybolla ilgili bir haber göremiyorsunuz. Belki insanların bu şekilde biraz daha dikkati çekilebilir. Çünkü gerçekten voleybol çok keyifli de bir spor. Ben mesela kendi çevremle ilgili bir örnek vereyim. Benim arkadaşlarım, hani ben 10 senedir voleybolun içindeyim bir şekilde. Kimi mesela o salonlara götürsem maça, 1-2 maç seyrettikten sonra takılıyorlar. Hatta futbol yavaş ve ağır gelmeye başlıyor. Evet, aslında işin tekniğini, taktiğini bilmeseniz de izlediğiniz zaman çok tempolu bir oyun olduğu kesinlikle için keyif öyle alıyorsunuz. Yani en fazla 3 saniye içerisinde bir şekilde o topu karşıya, çok basit bir dille anlatıyorum, göndermek ve o topu hani biz öldürmek diye tabir ediyoruz. Bir şekilde sayıyı almak zorundasınız. Sıfır hata oynamak zorundasınız. Yani topun elinden çıkışı bile sayı kaybetmenize neden olabiliyor. Tabii bunlar aslında işin keyifli tarafları. Yani voleybolu ilgilenip seyretmeye başlayan aslında devam ediyor. Evet. Ama ben her sene bunun biraz daha gitgide iyiye gittiğini ve daha da iyi olacağını bir şekilde düşünüyorum. Sinan Bey, siz ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ben açıkçası milli takım başarılarının gerçekten çok etkilemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani geçmiş tecrübemiz böyle. Bayanların 2003 Avrupa Şampiyonası'nda yakaladıkları ivme onları çok uzun süre götürdü. Evet. Özellikle seyirci ilgisi açısından. Ayrıca milli takımların belli turnuvalarda belli dereceler alması, bir takım eşikleri atlaması, daha sonraki dönemde daha büyük organizasyonlara direkt davet edilmeleri, direkt kalifiye olmaları anlamına geliyor. Dolayısıyla bu böyle yuvarlanarak, yani çok hızlı büyüyen bir kar topu şekline dönüşüyor ve milli takımların etkisi gerçekten dediğiniz gibi çok fazla spora ilgi açısından. Kulüp tarafından yapılması gereken şeyler diye bakarsak da bence bizim hitap etmemiz gereken kitle çocuklar ve gençler, spora başlama yaşında olan, yavaş yavaş bu işe ilgi duymaya başlayan çocukları çekmemiz gerekiyor. Bunun yollarından bir tanesi tabii ki spor okulları ve voleybol akademileri. Bunun yanında aileleri bu sporun ne kadar güzel, ne kadar temiz, ne kadar disiplinli ve değişik sosyal kabiliyetler kazandırıcı bir spor olduğuna ikna etmek ve onları da sahaya çekebilmek. Yapabileceğimiz şeylerden birisi okullara ulaşmak diye düşünüyorum. Öğrencilerin gelmesi, hem salonların bizim çok şikayet ettiğimiz ve muzdarip olduğumuz agresiviteden, küfürden ve şiddetten arındırılmasına el verecektir, yol açacaktır, yardımcı olacaktır. Hem çocukların orada bulunması buna yol açacaktır, hem de velilerin gelmesini sağlayarak gerçekten işte bir çocukla 3-4-5 kişinin daha voleybol seyircisi olarak aramıza kazandırılması. Çünkü ben yeni bir babayım ve hepimiz itiraf edelim ki çocuklarımız için her şeyi yaparız. Yani ben voleybol maçına gitmek istiyorum dediğinde gitmemeniz gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bunun çığ gibi büyüyen bir kitle olabileceğini düşünüyorum. Ancak tabii bunun çok
güzel bir sisteme, çok sistemli ve doğru yollarla çalışılması ve oturtulması gerekiyor. Ciddi bir taraftar çalışması yapılması gerekiyor. Galatasaray bunun için çok avantajlı ve çok güzel bir ortam. Çünkü gerçekten kulübüne bağlılığı, renklerine bağlılığı çok yüksek olan bu kültürü, bu bilinci, taraftarının eğitim seviyesi, nezaketi, her türlü özelliği çok ileride ve çok salon sporuna uygun olan bir camia. Dolayısıyla bu konuda çok hızlı ve çok iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi yakın zamanda buna el verecek fiziksel ortamlarımız, koşullarımız da oluşacak diye umuyoruz. Bir takım projeler var. Bu şekilde ilerleyebilirsek gerçekten Galatasaray voleybolu birçok insanın izlemeye geldiği, çok keyif alarak izlediği bir sosyal olay haline gelebilir diye düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Taç sporunda tabii ki çok büyük bir desteği var. Onunla ilgili bir gelişme olacak mı? Onu da soralım sizlere. Planlar sürüyor. Açıkçası yani resmi açıklamalar ve bu işin zaman çerçevesi ve projeleri konusunda açıklamalar yönetimimiz tarafından yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki böyle bir fikrimiz var. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Umuyoruz orada çok güzel bir tesis hazırlanacak ve biz de bu tesiste yaşamaya ve orada oynamaya başlayacağız. Bir de herhalde artık geçmiş yıllara oranla az önce de bahsettiğiniz ailelerin de tabii ki her sporcu için desteği çok önemli. Artık geçmiş yıllara baktığımızda voleybola herhalde biraz daha fazla ilgi var diye düşünüyorum. Evet. Yani daha önceleri çok kısıtlı kitlelerle sınırlı kalan bir spordu voleybol. Çünkü malzemesi ve koşulları çok kolay olmayan, her yerde oynanamayan, antrenörü yanlış hatırlamıyorsam çok kolay bulunamayan bir spordu voleybol. Dolayısıyla zordu biraz ulaşmak. Ama artık neredeyse her mahallede birkaç tane voleybol okulu. Artık küçük belde belediyelerinin bile voleybol takımları, amatör kümelerde, üçüncülüklerde. Dolayısıyla çok yaygın bir hale geliyor. Bunda federasyonumuzun da katkısı var. Mini voleybolla başlama yaşını da küçültme yönünde projeleri var. Dolayısıyla çok yaygınlaşıyor diyebiliriz voleybol eskiye nazaran. Mehmet Bey, size de dönelim şimdi. Aslında ligdeki takımların kalitesine bakınca tarihin en zor sezonlarından biri olması bekleniyor. Doğru. Bu herhalde rekabeti de daha da artıracaktır bizim için. Evet, kesinlikle. Bayan voleybolunda gerçekten ivme çok yukarılara çıkmaya başladı. Eskiden hani 4 takım iyi olurdu, başa güreşirdi diyelim ama hani arkasındaki takımlar kendi aralarında neredeyse bir sıralamaya oturmaya çalışırlardı. Fakat bu sene gerçekten bakıyorum, hani sene başında iyi kötü ya bu takım düşebilir, şu olabilir falan diye yorumlarda bulunurduk ama gerçekten ben bu sene hiçbir yorumda bulunamıyorum. Neredeyse işte 12 takımlı ligimizde 8 tane çok kuvvetli takım var. Bursa'nın 2 takımı gerçekten çok ciddi yatırım yaptılar. Hakeza, Trabzon, Çanakkale, yani Anadolu takımları ve ikinci ligden bu sene çıkan takımlar bile gerçekten yabancı transferlerinde bile ilginç transferler yaptılar. Bu tabii aslında voleybolu keyifli bir hale getiriyor bizler için. Zorlu bir arenada mücadele edeceğiz. Tabii bu ben bayan voleybolu ile ilgili ilginç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi altyapılar bazında inanılmaz başarılar elde ediliyor zaten. Ve Türkiye'de artık voleybol bir bayanın, küçük yaştaki bir kızımızın, kardeşimizin diyelim, en fazla rağbet ettiği spor dalı haline gelmeye başladı. Evet. Demin Sinan kardeşimin de bahsettiği gibi gerçekten spor okullarının da tabii açıkçası talep olunca fazlalaşması, yaygınlaşması, hatta Anadolu'da da bunun yaygınlaşması, tabii voleybol adına bunlar güzel şeyler. Bunlar gelecekte de söyleme sebebim liglerin kalitesinin daha yukarılara belki taşınması için ve en azından bir şekilde voleybolun düşmemesi için diyelim ciddi fayda sağlayacaktır mutlaka. Şunu da sormak istiyorum aslında size. Milli takımda Gamze'yi göremedik. Muhakkak herkes çok şaşırmıştır. Siz bunu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi aslında bu konu Gamze'nin birincisi aslında biraz istirahate ihtiyacı vardı. İşin doğrusunu söylemek gerekirse belinde bir ve kasığında bir sıkıntısı vardı. Bir tedavi sürecine ihtiyacı vardı. Bu sene hocalarımız o şekilde değerlendirdiler. Milli takım hocaları. Ben burada her türlü görüşe saygılıyım. Çünkü hani benim tecrübem şunu gösterdi ki bir hocanın çok beğendiği bir oyuncuyu bir başka hoca, ikisi de hani kariyerleri tartışılmayacak hocalar için bile bu söylediğim şey geçerli. Başka bir hoca eksiklikler bulabiliyor. Bu bir tercih meselesi. Bu sene milli takımımızda Gamze'yi tercih etmediler. Ama bu hani önümüzdeki sene bu böyle olacak diye yorumlamak yanlış. Gamze bizim kızımız, altyapımızdan yetişme, bizim için değerli bir sporcu. Çalışmalarına bizle başladı. Şu an sakatlığı da aslında düzelmiş durumda. Hayırlısı diyorum ben sporcu adına, milli takım adına. Hayırlısı neyse o olmalı, o olsun diyelim. Hem izleyen transferlerle birlikte de zaten Ataman Hoca'nın da takımın başında olması, başta da söylemiştik. Oyuncuları yakından tanıyan, kesinlikle, evet. Oyuncuların çok da sevdiği, bizim bildiğimiz iyi bir takım. Yine biz bu sezonda izleyeceğizdir diye düşünüyorum. Sinan Bey, ben size de sorarım. Avrupa, yani Galatasaray'ın her zaman öncelikli hedefleri her branşta Avrupa. Evet. Hep söylüyoruz. Bununla ilgili sizin de düşüncelerinizi alalım. Tabii kulübün kuruluş amacında prensiplerinden bir tanesi bu. Ve bizim de zaten vizyonumuz, oyuncularımızı aşılamak istediğimiz hedef bu. Çünkü tabii ki Türkiye Ligi iyi bir lig ama değişik ülke voleybollarına karşı oynamak ve onlara karşı kendimizi kanıtlamak gerçekten ciddi bir hedef. Aşılması gereken ciddi bir engel bütün oyuncuların kariyerlerinde. Dolayısıyla Sev Kupası bizim için de çok büyük önem taşıyor bu sene. Geçen sene Challenge'da mücadele ettik. Çeyrek finalde Vojvodina takımına elendik. Ama Vojvodina takımı kupayı kazandı. Ve İstanbul'da rahat kazandığımız bir maçtan sonra Vojvodina'da oynadığımız çok kötü bir maç üzerine kaybettik bu turu. Yani Challenge Kupası'nı kazanabilirdik diye düşünüyorum. Bu çok içimizde ukde olarak kaldı tabii ki. Ama Sev Kupası'nda İyi bir rakiple eşleştik ilk turda, Roman takımı. Ve önümüzdeki yolu çeyrek finale kadar çizdiğimizde aşağı yukarı biraz belirsiz olan turlar var ama yani çeyrek finale kadar önümüzü çok kapalı görmüyorum ben açıkçası. Eğer çok ciddi bir sakatlık, hastalık, büyük bir şanssızlık yaşamazsak. Oyuncularımızın genç oyunculuk kısmı da artık milli takımlarda, ilk altılarda yer almaya başladılar, evet. Ve çok ciddi uluslararası tecrübe kazanıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Özellikle bu sene takım kompozisyonunda bir değişikliğe gidildi ve yabancı pasör ile Yasin'in ilk altıda ya da Melih'in ilk altıda olması gibi şeyler planlandı. Ya da Boğaç'ın oynayıp iki yabancı smaçörle oynamamız gibi bir kompozisyon planlandı. Dolayısıyla genç oyuncuları çok daha fazla sahada göreceğimiz bir sene olacak. Ve onların milli takımlarda kazandıkları uluslararası tecrübe de bize Avrupa maçlarında da faydalı olacak diye düşünüyorum. Aslında geçtiğimiz sezonda gördük yani genç oyunculara hocaların ne kadar güvendiğini, sahada da onların da iyi bir performans sergileyebildiklerini Avrupa arenasında da gördük aslında. Evet, zaten geçen sene onlara kazandırılan güven ve onların da bu güveni boşa çıkartmamış olmaları, sahada gösterdikleri performans, Onurcan'ın çok büyük katkısı, Boğaç'ın, Sefa'nın, Melih'in, Doğukan'ın yer yer ve tabii Yasin'in hiç yadsınamayacak katkıları bize çok fayda sağladı bütün sezon boyunca. Ve bu oyunları sayesinde de A milli takımlara, U23, U21 milli takımlarına girdiler hepsi. İki tanesi yeni döndü. Yasin tekrar U21 milli takımına katılmak üzere kampa gitti. Yani bu kadar çok oyuncumuzun milli takımda olması çok güzel geliyor. Evet. Ama kamptalar ve biz eksik bir hazırlık dönemi geçiriyoruz maalesef şu anda. Biraz yarım takımla, yarımdan fazla takımla. Ama tabii dediğiniz gibi onların milli takımda olması ve bu tecrübeyi kazanabiliyor olması çok önemli bizim için de. Biz de o zaman son olarak programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan taraftarlarımıza da bir çağrıda bulunalım. Lütfen siz de bulunun. Hep bunu aslında hep yapıyoruz. Artık bu sezon gerçekten salonları dolu bir şekilde görmek istiyoruz. Voleybol artık
hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Sizin de değindiğiniz gibi artık salondaki şiddetten ziyade bir salonda ailelerin keyifle, huzurla, rahat bir şekilde maç izleyebildiği voleybol ortamları istiyoruz. Burada da Galatasaray taraftarına muhakkak çok büyük iş düşüyor. Kesinlikle. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum çok kısaca. Tabii ki. Biz sportif olarak Galatasaray camiasına, Galatasaray ailesine en iyi şekilde hizmet edecek, onlara en güzel sezonu yaşatabilecek, en büyük heyecanları, en büyük başarıları, keyifleri yaşatabilecek takımları kurmak için çok çalışıyoruz. Hı hı. Ve inansınlar ki teknik ekibimiz, idari ekibimiz, yönetimimiz, hocalarımız, sporcularımız, herkes bu ailenin, bu camianın başarısı için gerçekten çok çalışıyor. Taraftarlarımızın da bu çalışmalara katkı gösterip bu ailenin gerçekten bir parçası olup sadece evlerinden, televizyon başından ya da sosyal medyanın öbür ucundan paylaşarak değil de gelip gerçekten salonda bu ailenin, bu heyecanın parçası olup başarının da parçası olmaları gerektiğini düşünüyorum. Onları bu sebeple istiyorum spor salonlarında. Evet, zaten Sinan harika özetledi ama ben de son olarak bir tek şunu ilave etmiş olayım. Genç takımlarımız var. Yetiştirmeye çalıştığımız kendi sporcularımız, kendi kültürümüzden yetiştirdiğimiz sporcularımız var. Daha bu tam olmamış hani ve olgunlaşmaya çalışan meyvelerin diyelim. Gerçekten seyircinin güzel bir desteğine ihtiyacı var, moraline ihtiyacı var. Bu oyuncunun yetişmesine de maçtaki heyecanına da ciddi manada katkı verecektir. Hı. Aslında geçen sene belki adet olarak çok fazla salonlarda bir seyirci kitlemiz yoktu. Hı. Ama ben şunu keyif ve gururla söylüyorum ki geçen sene aslında demin bahsetmeye çalıştığımız hani olmaya çalışan bir takımız, yetişmeye çalışan bir takımız, oyuncularımız var, genç oyuncularımız. Gelen seyircimizin ciddi manada bu şekilde bir desteklerini ben gerçekten yaşadım. Kaybettiğimiz maçlarda bile tribüne çağırdılar. Onları desteklerini gösterdiler. Bu aslında keyifli bir olay ama bunu keşke tabii ki biraz daha kitleleri büyütebilsek, o salonu doldurabilsek. Bu sanıyorum herkes adına, branş adına da büyük keyif olacaktır. Kesinlikle. Zaten Galatasaray taraftarının her branşta ne maçlar kazandırdığını canlı izleme fırsatı yakaladık. Dileriz bu sezonda Galatasaray taraftarı salonlarda yerini alır ve takımlarını destekler diyelim. Çok teşekkür ediyorum size beni kırmayıp konuk ederiz olduğunuz için ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, voleybol arenasının bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Stüdyoda Galatasaray voleybol takımlarının menajerleri Sayın Sinan Cem Tanık ve Mehmet Beren Bayrakçı konuğumuz oldu. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.